Tunceli'den herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda ülkemizin en çok merak edilen doğasıyla ünlü şehrimiz Tunceli'ye Dersim'e geldik. Burayı çok merak ediyordum. Yıllar sonra gelme fırsatı yakalayınca geldim. 3 gün boyunca bu güzel şehrin doğasını size anlatacağım. Plümür'den Ovacık'a kadar ki bütün lokasyonları gezmeye çalışacağız. Mevsimsel bazı yerlere gidemeyeceğiz ama olsun, doğadaki çok güzel yerler sizlerle olacak bu videoda. Açılışı da Munzur Travel'la birlikte zipline ve rafting'le başlayacağız. Çünkü Munzur çayı deyince akla gelen ilk faaliyetlerden bir tanesi de tabii ki rafting yapmak Munzur'un o çılgın sularında. Şimdi bu güzel tesise geldik, giyindik, hazırlandık ve turumuza başlayacağız. Birazdan çok heyecanlı görüntüler sizlerle olacak. Ayrılmayın. Verdim ya canım, çakmak mı kaldı? Sen onu niye yanına alıyorsun ya? Bu nasıl bir keyif ya? Vermeyiz, sigara mı ayrılmaz? Ve geldik rafting alanına. Şu an elim kolum çok dolu. Bugün şansımıza şöyle göstereyim. Bakın bir ağaçlardan dolayı o Munzur'un güzel rengi gitti. Ama hallederiz. Önemli olan heyecanı, eğlenceye takılmak. Şöyle 7 kişilik mi oluyor bu botlar? 7-8 kişi olarak buna biniyoruz arkadaşlar. İşte birazdan heyecan dolu raftingimize başlayacağız. Evet. Kaptan ortalama 1 saat mi sürüyor bu? Çok dalga geldiniz. Tamam. Şu an sakin kısımlardayız. Birazdan evet, acı gerçekle karşı karşıya kalacağız. Evet, şu an doğanın çok güzel olduğu bir rota olduğunu söyleyebilirim. Daha önce Daren'de de, Manavgat'ta, Dim Çayı'nda birçok yerde yaptım ama burada doğa çok daha güzel arkadaşlar. Evet, biraz ekibe yardım etmem lazım. Evet, şimdi 2024 Temmuz ayı itibariyle fiyatları bahsedelim. Yarım saati 700 lira, 1 saati 900 lira. 1 saatten daha uzun rotalar da var. Onları kendiniz görüşmeniz gerekiyor. Aradığınızda sorarsınız. 5 saate kadar rotalar varmış mesela. Zipline'da 250 lira mıydı bu zipline? Zipline 250 değil mi? Zipline'da 250 lira ama ülke şartlarını düşününce hani bana bir sene sonra izleyip de niye 250 değil demeyin. Hani dediğim gibi Temmuz 2024 itibariyle fiyatlar bu şekilde. Şu anda bu yarım saat daha, 40 dakika daha var parkurumuza. Artık çekimi bırakacağım, keyfini çıkaracağım. Zipline'de görüşmek üzere. Evet, şimdi rafting'i yaptık. Zipline zamanı. Dediğim gibi burada birkaç tane farklı etkinliği bir yerde yapabiliyorsunuz. İşte şimdi kulemize çıkıyoruz. Bu arada 250 TL zipline, onu da söyleyeyim. Gidiş ve dönüş şeklinde. Kuleden, Munzur'un üstünden çok güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bakın karşıdan Munzur akmaya devam ediyor. Bayağı bir yukarı çıkıyoruz. Çok zipline yaptım. Burada yapmamıştım. İyi oldu burada denemek. Hani ekipmanlar nasıl olacak bilmiyorum ama yapabildiğim kadar yapacağım. Hazır mıyız? Hazırım. Ve yolculuk başlıyor. Lan! Tamam. Şimdi Tunceli'ye gelirken nasıl ulaşım sağlayacağınızla ilgili bir bilgi vereceğim size. Biz dönüşte karanlık olduğu için yani Gaziantep'ten Tunceli'ye gelirken anlatmamıştım. Çünkü gündüz gözüyle dönüşte olacağını bildiğim için şimdi anlatıyorum.
her iki tarafta da hem Pertek'te hem de karşı taraf Tunceli kısmı, karşı tarafta da Elazığ kısmı, ikisi arasında sürekli çalışan feribotlar var. Şu anda Temmuz 2024 itibariyle 80 TL'ye. Bu araçta kaç kişinin olduğu önemli değil. Otomobiller için söylüyorum. Gidiş dönüş sağlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Zaten yarım saatte bir bu şekilde yanaşıyor ve insanlar biniyorlar araçlarına ve bu güzel manzara eşliğinde artık bir feribot deneyimi yaşıyorlar. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Dediğim gibi sürekli var. Sabaha kadar var bu arada. Yarım saatte bir de geliyorlar. Hem belediyenin hem de özel bir işletmenin var. Bakın mesela bu Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir şey. Ona bilmedik ama biz buna bindik bugün. Bu şekilde şimdi artık biz dönüş yolunda olduğumuz için Elazığ'a geçeceğiz. Ama bunu videonun başında izlediğiniz için Tunceli nasıl geldiğinizi buradan çok rahat görebilirsiniz. Karayolundan da gelebilirsiniz ama neredeyse 1,5 saate yakın yolunuz bu şekilde kısalıyor ve çok daha uyguna geliyor. Şimdi aracı bıraktıktan sonra bir 400-500 metre yürüyeceksiniz şu gördüğünüz pasta yoldan. Sonra ilerideki bir yerden de birazdan göstereceğim. Oradan da aşağı doğru artık vadiye doğru patika bir yoldan ineceğiz. Öyle rahat bir yol değil, onu size söyleyeyim. Burası rahat ama birazdan o çallıkların veya kayaların arasına ineceğimiz için çok dikkatli olmalısınız ve ona göre güvenilir bir ayakkabı giymeniz lazım. Spor ayakkabı. Öyle terlikmiş, sandaletmiş falan ama dikkat edin. Şimdi birazdan o patika yolda görüşürüz. Şimdi bakın yoldan geldiniz. Şöyle bir patika yol var. İlk sizi karşılayacak olan bakın şöyle bir beton ağacın altında yer var. Çünkü hiçbir tabela olmadığı için ancak böyle gösterebilirim. Burada zor bir patika yoldan ineceksiniz. Şimdi belki daha kolay bir yol vardır ama biz burayı çıktığını gördük. Şimdi burada ineceğiz. Belki dönüşte daha kolay bir yoldan geliriz. Orayı size gösteririm. Şimdi evet. Sıkıntılı kısımlar burası. Kayarak çünkü gitme durumunuz var. Aman kaymayın. Şöyle bakın gelenler de işte buradan geliyor. Doğru yoldayız. Bayağı zor arkadaşlar. Çocukla falan aman aman gelmeyin söyleyeyim size. Ve sonunda çıktığımız yer arkadaşlar. İşte şu küçük vadiden. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zor muydu ya? Bence değildi. İnanılmaz zor. İnanılmaz. İki defa kaydım. Yaşar hocam bulduk ya sonunda. Bulduk. Arkadaşlar yaklaşık bir saatin sonunda bulduk. İşte karşıda işte meşhur o kral havuzu diyenler var. Doğal havuz diyenler var. Herkes bir isim veriyor. Oraya ulaşmak için şu gördüğünüz suyun içinden geçeceğiz şimdi. Evet. Abi hangi kral bu ya? Herkes her yerde kral diyor. Evet kral bence böyle boş işler ulaşmaz. Aha burada zor bir yer daha var gençler. Ama düşerseniz düşeceğiniz mesafe şu kadar. Hayır şuradan su içinden. Evet of of bizi bekleyen yer gerçekten mükemmel söyleyeyim yani. Artık ben burada kapatıyorum arkadaşlar sürünerek ineceğim çünkü. Ve suya ulaştık sonunda. Şu an arkamdaki görüntüyü görmeniz lazım. Çeviriyorum hazır olun. Efendim. Çok iyi ya. Ya keşke bizi de çekseydin. Buz gibi. O sırada bizi de çekseydin. Ve şu an arkadaşlar suyun içinden yürüyoruz. Şimdilik su diziz aslında. Allah'ım ya o kadar güzel bir su var ki karşımızda. Ve kayalardan böyle damlıyorlar arkadaşlar. Oh burası artık bel mesafesi. Biraz bele yaklaşıyor. Şöyle göstereyim bakın. Heh, doğal havuz da karşımızda. Şu an iki tane arkadaş içinde keyif yatıyor. Şöyle bakın kayalardan sular fışkırıyor. Muhteşem bir yer bulduk arkadaşlar. Muhteşem gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar yani her yerden şifalı sular fışkırıyor her yerden. Tabii mevsimsel olarak artıyor. Bakın ileride biraz daha artan var. Oraya birazdan gideceğim. Ama burası bayağı bir tazlikliymiş. Renk mükemmel. Derinlik bayağı fazla bu kısımda. Ama ileride işte o kapalı kısmı şuradan gideceğiz. Birazdan zaten 360'da çekim yapacağım. Ve şu an gerçekten o yola değecek bir yere geldim arkadaşlar. İşte son zamanların en çok merak edilen termal havuzlarından biri, doğal havuzlarından birindeyiz şu anda. Burası Dinar Köyü'nde, bayağı bir mesafede, adı sana olmayan bir yer arkadaşlar. Buraya ben Reşo Kanyonu diyeyim, kendi adımı vereyim bari kimse haritada koymamış. Böyle güzel bir kanyonda geliyorsunuz, hemen zaten sizi bu doğal havuz karşılıyor, bunu köylüler yapmışlar.
bu arada. Lütfen bakın, lütfen sonra bana söyleyecekler. Ya niye paylaştınız falan, temiz tutun. Gerçekten bakın, geliyorsunuz temiz tutun, kirletmeyin. Ondan sonra en azından biz daha güzel mekanları size tanıtabilelim. Şu anda da ileride birkaç tane daha doğal havuz ve en önemli kemer, şimdi mağara kısmı var. Orayı da göstereceğiz. Ondan sonra diğer mekanlara geçeceğiz. Bitti mi bitmedi. Hemen doğal havuzdan çıkıyorsunuz. Yaklaşık bir 30 metre daha yürüdükten sonra işte buranın meşhur o mağarası karşınıza çıkıyor. Suyun içinden geldiği mağara. Böyle boy derinliği yok. Söyleyeyim yani şuraya kadar maksimum bir su var ama buradan sonra çok derin. Bakın sürekli kayalardan su akıyor. Yani gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi. Değildi. Sonuna kadar değdi. İşte artık buradan da bitirdik. Şimdi artık Tunceli'deki o meşhur mekanlara doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu rotayı tamamladık. Gerçekten değdi. Sonuna kadar değdi. Dedim bir daha ya, söylüyorum. Şu anda bakın şöyle çevireyim. Şöyle tepeden böyle bu taraflarda patikalardan geldik. Şuraya girdik. Ondan sonra şurada işte artık doğal havuza bakın, beyler girmiş orada. Arkada bir doğal havuz daha var. Sonrasında da işte o mağara kısmı var. Kıyafetlerinizi burada çıkarın. Çünkü suyun içine direkt ıslanıyorsunuz. Bakın şurada biraz bel üstüne kadar ıslanıyorsunuz. Ondan sonrası zaten rahat yol. Bakın isterseniz şuradan devam edebilirsiniz köye kadar ama araçları genellikle bu taraftaki DSI'nin kısmına bırakıyorlar. Şimdi Tunceli'nin doğal güzelliklerine devam ediyoruz. İnanılmaz bir yerdeyiz arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Söyleyeyim yani küçüklerini görmüştüm ama bu kadar devasa bir yeri ilk defa görüyorum. Burası Ağlayan Kayalar. Tunceli merkezden yaklaşık bir 20 dakika yolculukla şöyle yolun kenarına arabanızı çekiyorsunuz ve arkamda gördüğünüz bu muhteşem doğa harikasının tadını çıkarıyorsunuz. Yukarıdan buz gibi bir su akıyor. Burası dediğim gibi Ağlayan Kayalar. Ve yani deyim neredeyse kaylar ağlıyor arkadaşlar. Gelip teselli etmeniz gerekiyor. O suyun altına girip buz gibi suyun keyfini çıkarmanız gerekiyor. Şu an ben çekimlerimi yaptım, artık sırılsıklamım. O yüzden de donuyorum. Hava o kadar sıcaktı ama çok iyi geldi. Yani dediğim gibi gerçekten son zamanlarda gördüğüm en etkileyici yerlerden bir tanesi. Ve daha Tunceli'deki ilk günümüzde büyülenmeye başladık. Tunceli neden bu kadar saklı bir hazine olduğunu bugün anlamaya başladım. Yani şimdi buradan sonra artık Kutu bölgesine doğru devam edeceğiz. Böyle boylu boyunca 100 metre boyunca kayalar ağlıyor. Bu da bize yarıyor. İnanılmaz soğuk su ya. Kaç gidin ya. Yeni durağımız Kutu arkadaşlar. Burası Tunceli'deki, Dersim'deki en güzel yerlerden bir tanesi. Neden? Ve en popüler yerlerden bir tanesi. Çünkü kampçılar, günübirlikçiler, nehir suyuna girmek isteyenler burada oluşturulmuş olan plajlara geliyorlar. Burada böyle hem yemeklerini yiyorlar, hem işte içeceklerini içiyorlar. Evet, keyiflerine bakıyorlar. Hatta kamp alanı da var. Görüntülerde görüyorsunuz. Gelip burada kamp da yapabiliyorsunuz. Yani Tunceli'de kamp yapabilmek için en güzel alanlardan bir tanesi burası. Burada birkaç tane işletme var. Bilmiyorum hani hepsi aynı kişiye mi ait, farklı işletme var ama bayağı güzel bir yer. Şu anda dediğim gibi bu alanın üstüne geldik. Biraz içeri taraflar neler olduğuna bakacağız. Böyle sürekli akan bir su var. Zaten her yerden su fışkırıyor. İşte böyle suyun içerisinde oturup keyfinizi çıkarabiliyorsunuz. Vallahi burayı çok beğendim ama aslında benim istediğim bir sonraki yerde orayı daha çok beğenmiştim. Şimdi o tarafa gideceğiz. Böyle güzel bir suyun kenarından da küçük küçük köprülerle karşıya geçebiliyorsunuz. Bakın su direkt oturan insanların altından geçiyor ve akarsuya karışıyor. Şimdi çok acıktık. Artık gün sonunda bir kendimizi güzel bir yemekle ödüllendirmek istedik. Buradaki Zagge restorana geldik. Tunceli'ye geleceğimi söyledikten sonra herkesin bana yazdığım mekanlardan bir tanesi de burası. Ağlayan Kayalara yaklaşık bir 5 kilometre. Tunceli merkeze de 35 kilometre uzaklıkta. Yani yaklaşık yarım saatte buraya gelebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Şöyle 2-3 katlı, hatta arkaları doğru 4-5 kat boyunca merdivenlerle çıkabileceğiniz böyle teraslarla bir şelalenin yanından aktı ve sonunda artık işte Plümür çayına karıştı. Çok güzel bir restorandayız. Burayı doğayla iç içe olmasından dolayı seçtim. Merkezde de bir yerlerde yiyebilirdim ama bu akşam burada olmak istedim. Belki yarın akşam öyle bir yerde takılırız. Şimdi dediğim gibi burada
ne yiyeceğimi bilmiyorum şimdilik. Birazdan masada anlatırım. Ama dediğim gibi çok güzel bir mekanda doğayla iç içe bir yemek yemek istiyorsanız Zage restoranı tercih edebilirsiniz. Allah'ım, saatlerdir beklediğime değdi. Şu an masada restoran bir lezzet şöleni var. Şunu hızlıca göstereyim. Burada yoğurtlu bir saç tava var arkadaşlar. Burada mevsim salatamız var. Karışık kebap, pirzolası, köftesi, tavuğu, soğan salatası, çöp şişleri. Burada buranın dağ mantarı var arkadaşlar. Direkt böyle tereyağıyla yaptılar. Üzerine böyle güzel biraz hafif pişirdikten sonra da getirdiler. Haşlayıp pişirdikten sonra. Haydarımız var. Güzel bir babaganlık tarzı bir mezemiz var. Şakşukamız var. Buraya dağ otlarıyla yapılan garnup mıydı? Gulip pidesi var. Lahmacunumuz var. Varol var. Hepsini tabii ki yemekle vakit harcamayacağım. Ama çok merak ettiğim şu dağ pidesi değil. Dağ mantarını yemek istiyorum. Bildiğin et ya. Bildiğin et. Bir de şu saç kavurma en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Yoğurtlusu bu arada bu. Tamam. Valla sesini duyuyorsunuz. Muhteşem bir doğada yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Gelirseniz buradaki yiyeceğiniz lezzetleri gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Afiyet olsun. İkinci günden herkese merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Şu anda Tunceli merkezdeyiz ve bulunduğumuz yerde konaklamayı yaptığımız Munzur Doğa Oteli. Buraya niye böyle demişler? Çünkü hemen şu gördüğünüz 40'tan fazla bungalov, artık hani bunun tarzı tam olarak ne bilmiyorum adını ama bungalov diyoruz artık bunlara. Onun hemen Munzur'un kenarında çok güzel bir il özel idaresine ait bir tesis burası. Yani şu anda 2024 Temmuz ayı itibariyle 2 kişilik 1500 liraya bu gördüğünüz yerde kalabiliyorsunuz. İlave yatak atmak isterseniz de 200 liraya karşında çocuklarınız için ilave yatak da atıyorlar. Gayet fiyat çok makul, öyle söyleyeyim. Çünkü uyandığınız zaman direkt hemen Munzur manzarası sizi karşılıyor. Zaten görüntülerde gördüğünüz odalar gayet geniş, gayet güzel. Öyle bir kamu misafirhanesi kötü olur gibi düşünmeyin. Çok güzel yapmışlar. Bu açıdan tebrik ederim. İnşallah bunun örneklerini daha fazla görürüz. Hele bu zamanda ekonomik bir tatil yapmak isteyenler için böyle konaklama yerlerinin varlığı çok önemli. Kahvaltısı da güzel. Böyle güzel peyniri, patates kızartması, menemeni. Her şeyi de var, yetiyor da. İşte buradan sonra da artık konaklamamızı yaptık. Ovacık'a doğru gideceğiz bugün. Bu sefer Tunceli'nin batı tarafındaki, hatta Ovacık taraftaki doğal mekanları size anlatacağım. Hazırsanız yine doğayla baş başa kalacağınız muhteşem görüntüler gelecek. Şimdi efsane bir yere geldik arkadaşlar. Burası Halbori Gözeleri. Tunceli merkezden yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika, hatta maksimum yarım saat uzaklıkta, çünkü yavaş arabayı sürmeniz gerekiyor. Böyle bir doğa harikasına geliyorsunuz. Bu gözeler Tunceli'ye geldiği zaman bol bol göreceksiniz. Bunların amacı dağdan ya da kayaların altından çıkan suların, kaynak sularının artık ana nehirle ya da ırmakla, çayla karıştığı yerleri deniliyor. Şu an bakın, şu arkamda gördüğünüz yerde bunun en büyük özeti. Her yerden su çıkıyor ve Munzur'la, artık Munzur'la tanışma zamanı diyoruz bu arada, karışıyor. Burada güzel bir tesis var. Yeme, içme, işte alkollü, alkolsüz içecekler, dinlenebileceğiniz, yüzebileceğiniz alanlar var. Suya girmek yasak deniliyor ama yüzme bilenler için şu taraflar hariç şuralarda girebilirsiniz diyorlar. Su çakı gibi arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. Buz gibi su var. Birazdan deneyeceğim. Norveç'te, İsveç'te buz kırıp yerdik ama buranın böyle oralar ne ki, buraya gör derlerdi. Bakacağız nasıl olduğuna. Şimdi burada güzel arabanın keyfini çıkarıp Ovacık'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten böyle bir su yok arkadaşlar. Yani normalde bir dakika bile suyun içinde kalmana ödül veriyoruz diyorlar ama bir dakikaya geçti. Suyun içindeyim. Hani çok, gerçekten çok soğuk. Hani ben soğuk suyu çok seviyorum. Buz kırıp girmişliğim var kutuplarda Norveç'te, İsveç'te. O yüzden bu çok bağlıyorum ama rahatça yüzemiyorsunuz. Şu an ayak taraf uyuştu komple yani. Yani bosmos muhtemelen bazı. Şu an inanılmaz bir doğadayız benim. Keyfim, yaşadım. Şimdi artık rahat rahat o acağa doğru yola devam edelim. Şimdi şey yapalım.
Ve şu an muhteşem bir yolda gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğüm en güzel yollardan bir tanesi Munzur Nehri çayı, artık ne diyorsanız. Munzur Nehri yol boyunca bize eşlik ediyor. Ovacık'a kadar 1 saat yol boyunca hep Munzur. Bir solunuzda, bir sağınıza size eşlik edecek. Sürekli dağ keçileri görüyorsunuz. Yaban hayvanlar da çıkıyor arada. Geyik de gördük az önce. Gerçekten doğa muhteşem. Tunceli harika. Arabanın üstüne çıktım ki daha iyi görüntü çekeyim. Belki ses size çok iyi gelmiyordur ama şu an gördüklerim beni büyüledi resmen. Ovacık'a kadar bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Ve yarım saat sonra arkadaşlar Asmalı Tahta Köprü'ye geldik. Burası ya da Tahta Asma Köprü'ye geldik. Burası çok güzel bir yer. Bakın sağlı sollu yine Munzur sizi karşılıyor burada. Şurada küçük bir işletme var. İsterseniz suya girebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Ve bu Asma Köprü'de yürüyerek görsellerinizi alarak keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir doğa. Bunu her seferinde söylüyorum. Çünkü nereye gidersek gidelim böyle etkileyici bir manzara bizim karşımıza çıkıyor. Ve yol boyunca da zaten gördüğümüz manzara aynen buydu. İşte şimdi buradan sonra artık Ovacık merkezdeki mekanlara doğru devam edeceğiz. Ve şimdiki durağımız Ovacık arkadaşlar. Ovacık ilçesinin şu an merkezindeyiz. Zaten böyle küçük bir caddesi var bakın. Şöyle şuradan başlıyor şuraya kadar. Burada işte birkaç tane yeme içme yerleri, marketler, işte tekel bayileri bir sürü var. Yani sanırım bu caddedeki tekel sayısı Antep'ten fazla. Onun dışında son zamanlarda biliyorsunuz eski başkanımız Maçoğlu'nun döneminde çok adını duymuştuk. Ama biz buraya Ovacık gözelerini görmeye geldik. 40 merdiven şaresine gitmek istedik ama bugün çok yağmurlu, biraz riskli. O yüzden tavsiye etmediler. Biz de bir riske girmeyelim dedik. Bir dahaki gelişimize gideriz dedik. Şu anda artık Ovacık turumuza başladık. Gözelerde birazdan görüşürüz. Munzur'un her yerinden arkadaşlar böyle soğuk su pışkırıyor. Dilerseniz gelin. Uzun bir suyunuza içebilirsiniz. Şimdi gözeler kısmına geldik. Burada gezeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra turumuza devam edeceğiz. Tunceli gezimiz boyunca arkadaşlar şehrin sosyo-kültürel seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu her yerde görüyoruz. Her yerde küçük küçük kütüphaneler, kültür sanat etkinlikleri var. Bakın şu anda gözelerinin yanında böyle küçük bir yer yapmışlar. Ağaç kovuğuna bir kütüphane yapmışlar aslında. Buraya alıp kitabınızı alıp buradaki mekanlarda otururken okuyabilirsiniz. Ya öyle bir yerdeyiz ki bugün her yerden su fışkırıyor. Bütün evlerin, işte bu sıra burası bir pub, kahvehane ya da neyse artık. Su fışkırıyor arkadaşlar. Bakın sürekli bir yerlerden küçük küçük su çıkıp Munzur'a karışıyor. Ya inanılmaz bir doğa var ya. Ulan biz nasıl kurak yerlerde yaşıyormuşuz, bunu bir daha sorguladım. Dünyanın en güzel yerine tezgah açan ablamız. Abla nasılsın, iyisin? İyidir ablacığım. Gözleme severiz. Her yerde yeriz. Selam, ne haber dostum? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çalışıyor musun? Romaça dedi, bitti. Bize ablacığım şöyle güzel bir gözleme yapacak şimdi. Abla şu an Temmuz 2024 itibariyle ne kadar? Bir kaşarlı. Kaşarlı 100 lira. 100 lira. Patatesli falan 70. Heh, tamam, az önce teyit etmiş olduk. Canın sıkınca kitap mı alıp okuyun orada? Sıkılmıyor mu? Hep kalabalık mı böyle? Kalabalık. Bir de sizin bir merkezdeydik. Otlu bir şey yapıyorlar. Evet. Şu bahçelerde o. Gupik neydi? Gupi mi? Gulip. Ha gulip gulip, ha gulip. Gulip de o. O da güzel. Pidesini de yaptılar, yedik. Bak ablamın... abla herkese böyle koyuyorsun değil mi böyle? Evet. Ha iyi, tamam. Torpilli. Herkese yapıyorum. Süper abla. Eline sağlık. Eline teşekkür ederiz. Sağ. Oh, çıktı. Bol yağlı da yaptın değil mi abla? Büyükmüş ya, iyi. Yani şu kaşarlı olan mı? Kaşarlı patates. Ha gitti. Ha, tamam. Anladım. Ve artık günü yine tamamladık. Konaklama zamanı diyoruz. Bu sefer de Ovacık merkezi sadece
500-600 metre uzaklıkta böyle çok güzel bir doğa içerisinde bir bungalov ve apartmanların olduğu Levçem'e geldik. Burası Ovacık denince akla gelen ilk konaklama yerlerinden. Kendine ait çok güzel de bir restoranı var. Burada her akşam canlı müzik de oluyor. Tam bir aileye uygun bir yer, onu da söyleyeyim. Mesela bakın bir çocuk parkı var burada. Hemen arkamda çocuk parkı var. Çok güzel bir yüzme havuzu var. Akşam 6'ya kadar hizmet veren barı var, restoranı var, canlı müzik yeri var. Onun dışında hani kahvaltılarınızı ve yemeklerinizi burada yiyorsunuz. Odalar gayet ferah, geniş. Ha, dileyenler böyle bungalovlarda kalıyorlar tabii yer olursa. Ya da işte bu şekilde apartlar var. 4 tane ayrı odanın olduğu binalar var. Ve böylelikle Ovacık merkezde bir işiniz varsa yürüyerek gidip merkeze gidip yemek yiyebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. O yüzden çok da merkezi ve güzel bir konumda. İşte artık sabah uyanacağız. Bu sefer rafting ve zipline yapmaya gideceğiz. Artık dinlenme zamanı. Eğer güzel bir eğlence olursa akşam da çekmeye devam edeceğim. Günaydınlar. Şu anda Levçem Otel'in kahvaltısıyla karşınızdayım. Burası özelliği anlamında doğayla iç içe bir otel olması ve Muzur'un kenarında zaten. Dünden beri burayı anlatıyorum. Şöyle oturan müşterilere de sabah kahvaltısında böyle güzel böyle sade bir kahvaltı veriyorlar. Menemeni, patates kızartması, domatesi, salatalığı, kaymağı, lor peyniri, örgü peyniri, tereyağı, zeytinyağı, bal, tulum peynir ve bu peynir de ne olduğunu bilmiyorum. Ne peynir sence bu muhabbet? Bak abi. Aynen. Beyaz peynir. Beyaz peynir. Yani güzel bir beyaz peynirle çayınızı alıp Muzur keyfinde kahvaltı yapıyorsunuz otelde. Afiyet olsun. Tunceli'ye geldiğiniz zaman es geçmemeniz gereken çok önemli bir gelenek ve yer var arkadaşlar. Burası Fatma, Ana Fatma ziyareti. Hemen Ovacık'la Tunceli yolunda, 10 dakika sonra Tunceli uzaklıkta, zaten yolda önünden geçiyorsunuz. Burası Alevilik inancı için çok önemli bir yer. Çünkü Hazreti Ali'nin eşi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de kızı olan Ana Fatma'nın adına ithafen yapılmış bir yer burası. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar, şu arkamda gördüğünüz bakın kutularda ya da taş kısımlarda çıra yakıyorsunuz ve dilek diliyorsunuz. Daha çok kavuşamayan çiftler buraya gelip dilek diledikten sonra çıralarını yakıp gidiyorlarmış ve sonra kavuştuktan sonra gelip burada artık kutlamalarını da yapıyorlarmış. Burada çok sağ olsun ablamız ve abimiz oturuyor, sürekli bilgi de veriyor. Dilerseniz gelip burada bu kültürde görün, siz de dileklerinizi dileyin. Gerçekten özel bir kültür, özel bir gelenek. Böyle inançları olan insanların da kaçırmadığı noktalardan bir tanesi. Ve muhteşem bir geziyi daha tamamladık arkadaşlar. Tunceli'ye doyduk. Gerçekten çok güzel bir mevsimde, güzel bir zamanda geldik. Sadece son gün yağmur yağdığı için raftingimizi böyle Muzur'un orijinal olmayan renklerinde yaptık. Ama çok güzel bir yer. Yurt içinde farklı bir otel arayanlar için kesinlikle Tunceli'ye gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Doğu çok güzel, Doğu'nun her bir şehri çok güzel. Bir Diyarbakırlı olarak söylüyorum bunu size. Memleketim de, komşularımız da Erzurum'undan Kars'a, Ardahan'ından Van'ına, Hakkari, Şırnak, Tunceli, bunlar çok değerli ve güzeller. Özellikle doğal turizmi seviyorsanız Tunceli gibi bir şehri mutlaka keşfetmenizi tavsiye ediyorum. Yeni rotalarımızda görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin.